Allah Nijeryalısı, Zimbabwe'lisi bizim halimizi bizden ayrı mal dağıtıyor. Olacak iş mi lan? Değil Fevzi abi de adamlar böcek gibi. Her yerden çıkıyor. Vur vur bitmiyor. Hasırlık mı ne? O pisliği halletmek lazım. Kimin malını satıyor, nereden alıyor öğrenmek lazım. Çıkıp dolanacağım abi. Bulduğum yerde de... Bizim Aykut Ağa'la beraber çıkın. Komiser Aykut mu? Evet. Ciğerlerini bilir bu böcekleri. Beraber çözün şu işi. Sonra da bana getirirsin. Ne zamandır arpalanamadık. Bir oturup konuşalım. Tabii Fevzi abi. I thought you quit this job. Why? Because in this country it's dangerous, you know. Ne haber Luke? İyi, sen? İyi, her zamankinden versene. Okay. Eyvallah. See, it's so easy. You can make lots of money in Ankara. Look, man, it's wrong. I don't want to sell drugs. I'm finishing my school at the end of this year. And I don't want trouble at all. Look, bu değil mi? Bu. Yanındaki kim? Şoförün teki. O da Nijeryalıdır büyük ihtimal. Fevzi abi taktı bunları. Bizim ıntıkada ne işleri var diyor. Anlarız birazdan. Shit, police. What? Come on. Calm down. Let's walk away. Ben bir şey yapmadım. İn aşağı! I mean no. İn hadi! Ben bir şey yapmadım abi, ben bir şey yapmadım. İn aşağı, in aşağı! Gel böyle. Shit! Kaçırdım şerefsizi. Yürü, yürü! David Konela. Ankara'da öğrenci misin lan sen? Evet, evet ben. Öğrenci ben. Ne işiniz var lan bizim mülkte? Buralar Fevzi abinin, haberiniz yok mu? Anlamıyor. Fevzi kim? Salla oyatma lan bize. O lük denen adam kimin malını satıyor söyle. I don't understand. Let me go. Please let me go. Ulan senin var ya. No, no. I have nothing to do with drugs. No. Ne diyor bu ya? Yapmadı ben. Bir şey yapmadım. Let me go please. Hiç kanma bu pislikleri. İndir lan aşağı. Hadi. İn buraya. Yürü lan, yürü lan. Geç şöyle. Please. 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 Let me go. Hiç hareket yok bugün. Of, çok sıkıldım. Vukuat olmasın da sıkılmaya razıyız değil mi Ali? Tabii başkomiserim, tabii. 45-40. İstanbul oyalar bizi, merak etmeyin. 45-40 dinlemede. Ümraniye tem çıkışında darp. Tekrar ediyorum, Ümraniye tem çıkışında darp. Ambulans ve sağlık ekipleri de olay yerine yönlendirildi, tamam. Tamam oğlum, tamam gidiyoruz. Ali. Duydum, duydum. Bayağı eğitimli galiba ha. Çok, benden daha iyi eğitimli. Luke'u kıstıramadık ama arkadaşı tamamdır. Bir daha zor kendine gelir. Diğerleri de ayağını denk alır artık. Eyvallah Aykut. Ne demek Fevzi abi? Her zaman emrindeyiz. Aslanım benim. Öldüresiye dönmüşler. Berbat durumda. İşi Allah'a kalmış bu herif. Yaralının üstünden pasaport çıkmadı. Sadece fakülte kartı var. İsmi David Konela. Ankara'da okuyormuş. Nereliymiş? Vallahi yazmıyor burada. Yabancılar şubesinden kaydına bakalım. Kaçak değilse her türlü bilgisi çıkar. Tabii tabii. Anlaşıldı başkomiser. Kim aramış polisi? Görgü tanığı falan mı? Şuradaki teyze abi. Anlattığına göre iki adam saldırmış gence. Dövmüşler, sonra da arabaya binip kaçmışlar. Araba mı? Hı hı. Plakasını alamamıştır tabii. Bu gözlerle nasıl görsün annem? Vallahi almış. Bak. Helal olsun. Hemen öğrenelim kime kayıtlıymış. Tabii başkomiserim. David'in durumunu hastaneden takip edelim. Anlaşıldı. Hadi. David Konela, Nijerya vatandaşı. Ankara'da üniversite öğrencisi.
Son sınıfta. Sabıka durumu nedir? Yok, tertemiz. Türkiye'ye geleli çok olmuş. Öyle biri olsa şimdiye kadar çoktan bulaşırdı pisliğe. O zaman kim, neden bu hale getirmiş bu çocuğu? Bir araç görülmüş. Haber bekliyoruz. Rıza baba. Söyle aile. Şu plaka. Nijeryalı genci dövüp kaçanların aracı. Kime kayıtlı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne. Ne? Polis mi? Evet. Sivil ekip. Bu nasıl olur? Baskın falan değil. Tutuklama iş değil. Düperüz meydan da ya bu ya. Bazıları polisliği kabadayılıkla karıştırıyor. Devletin verdiği kimliğe, devletin verdiği silaha güvenip asıp kesiyor. Sahipsiz bulduğunu da böyle köpek leşi gibi sokak köşelerinde. Bugün kim kullanıyormuş arabayı belli mi Aylin? Aykut İlker isminde bir komiser. Bu işte bir terslik var. Şu komiseri bulun hemen. Ne olup bittiğini anlayalım. Hemen. Baş üstüne. Çıkalım Mesut. Hadi. Komiser burada abi. Girelim. Şuradaki. Komiser Aykut İlker. Evet. Asayiş şubeden Başkomiser Engin Balkan. Buyurun başkomiserim. Asıl siz buyurun. Merkeze kadar gideceğiz. Anlamadım neden? Bu sabah darp edilen Nijeryalı David Konele ile ilgili konuşacağız. Buyurun. Komiser, bizim araçla gidelim. Ali, Aykut komiserin arabasını emniyetin garajına çektirelim. Tabii başkomiserim. 45 gün merkez. Hiçbir şey anlamadım. Biz anlatacağız. Aynen, bilinen yere bir çekici gönderir misin lütfen? Teyzeciğim, iyi bak. Çocuğu dövenlerden biri bu muydu? Çıkaramadım ki evladım. Gözlerim kesmiyor zaten. Yapma teyze ya. Arabanın plakasını okumuşsun o kadar mesafeden. Adamı mı kesmedi gözün? Vallahi da çıkaramadım, billahi da çıkaramadım. Yalanım varsa şuracıkta. Yemin edip durma teyze, sinirime dokunuyor. Görmedim evladım, kızma. Plakasını da evin önünden geçerlerken gördüm zaten. İçini seçemedim ki arabanın. Eminsin değil mi? Bak son kez soruyorum. Eminim oğlum, tanıyamadım ben bunu. Polis mi şimdi bu evladım? Evet polis, neden sordun? Hiç, öylesine. Bak. Sana bir şey yapar diye çekiniyorsan. Ne çekinmesi evladım bu yaştan sonra. Hepiniz benim evladım sayılırsınız. Allah kaza bela göstermesin. Kem kurşunlardan, pusulardan korusun. Ya Rabbim. Amin teyze amin. Arada sırada takışırım o taraftakilerle ama öyle öldüresiye dövme falan olmaz bizde. En fazla vurup kelepçeyi alırım. Neden uğraşayım elin gariban Nijeryalısıyla? Kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Ben de bunu merak ediyorum. Üstelik David temiz bir çocuk, suça hiç bulaşmamış. Üzerinden şüpheli bir şey de çıkmadı. Görgü tanığı Aykut'u teşhis edemedi Rıza baba. Arabada temiz çıkmış. Öyle mi? Bu durumun bir yanlış anlaşılma olması biz de sizin kadar isteriz komiser. Ancak yerine oturmayan bazı parçalar var. Size daha nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum. David'in durumu ciddi. Kendine gelirse bir yüzleştirme isteyebiliriz. Hay hay. Ne zaman isterseniz. Şimdilik bu kadar. Soracağımız başka bir şey yok. Çıkabilirsiniz komiser. Sağ olun amirim. Pardon, sizinle yeniden görüşmemiz gerekebilir. Tabii başkomiser. İçim hiç rahat değil. Güven vermedi bu adam bana. Bana da. Elde sağlam delil olmadan üstüne gidemeyiz. Teşkilatta büyük huzursuzluk çıkar. Engin haklı. Bilmiyorum ama gencecik çocuk hastanede canıyla boğuşuyorsa bir yerde bir haksızlık var Rıza baba. Yırtmışsın polisten. David uyanırsa ne olacak? O dayaktan sonra ağzını açabilir mi hiç? O da doğru ya. İşler daha iyi olacak Aykut. İki gün sonra bir parti malım geliyor Afganistan'dan. Beyaz mı? Beyaz. Buluşup elden dağıtıyorum sokaktakileri. Anında tahsilat. Güzel tezgah. Konuştuğumuz şekilde bitiriyoruz işi. Sağlam olmak lazım. Al şunu. Beraberiz değil mi? Ne demek abi? Seni üzer miyiz hiç? Senin damat iyi bir çocuğa benziyor Rıza. Hayırlı olsun. Fena değil.
Şimdilik damat adayı. Yapma Rıza, gözün tuttu bu çocuğu, bana anlatma. Nereden anladın? Oğlum sen o mangalı kolay kolay kimseye emanet etmezsin, yalan mı? Bildiklerini kendine sakla.